Ne işin var kızım yatağımın üstünde? Sana sağdan gitme demiştim. Kanıt isteyen sendin. Yoksa hayatına müdahale etmem. Ver anahtarlarımı hadi ver. Benim anahtara ihtiyacım yok ki. Bak sana kibarca söyledim olmadı. Sert bir şekilde söyledim o da olmadı. Kızım sen hiç aile terbiyesi falan almadın mı? Yabancı adamın evine böyle gelinir mi? Ben seni uzun zamandır tanıyorum. Bir ay uzun bir zaman sayılmaz. Tek bir papatya koparıp annene verdim. O da her gece okuduğu masal kitabının içine koydu. O zamandan beri o kitabı hala saklıyorsun. Bana bak, sen benim eşyalarımı mı karıştırdın? Baban okuldan seni almayı unuttuğu zaman öğretmenine işi çıktığını söyledi. Evde sarhoş olup sızdığını biliyordun oysa. Nereden biliyorsun? Deniz mi söyledi? Biliyorum çünkü oradaydım. Öf. Bıktım bu saçmalıklardan. Senin kanatlı ne yapıyor? Bana bak. Ne anlattın buna? Annemi, babamı, geçmişimi, hayatımı her şeyi biliyor, anlatıyor bana. Oğlum işim gücüm yok, seni mi anlatacağım kıza? Bak ben güzel bir kız gördüm mü başka erkekten bahsetmem hacı. Benim olayım bu. Gerçekten güzel kız ama. Vallahi sülün gibi kız. Deniz? Ne oluyor? Kıskanmaya da mı başladın ha? Yok be oğlum, ne kıskanacağım ben o deliği ya? Allah Allah. İş görüşmesi var diyordun. Ne iş? Ya benim eski bir arkadaşım. Reklam müdürü Arzu. Beni aradı. Köşe yazarı arıyorlarmış. Bir görüşme ayarladı. Gidip onunla bir görüşeceğim. Ebru, dergimizin editörü. Merhaba. Memnun oldum. Asıl ben çok memnun oldum Hakan Bey. Arzu sizden çok bahsetti. Buyurun. Yolda gelirken derginizi biraz inceledim. Her hafta değişen konseptlerde farklı farklı hikayeler yazabilirim. Ne dersiniz? Aslında biz daha farklı bir şey düşünmüştük. Evet. Nasıl bir şey? Yeniliklere açığım ben. Çok sevindim. Şöyle bir şey. İlişkiler köşesi hazırlayacağız. Ama bu sefer mağdur olan erkekleri anlatacağız. Yani erkek gözünden aldatan, terk eden kadınları anlatacağız. Yani bir erkek neden aldatılır? Neden ayrılır? Bunları anlatacağız ve inceleyeceğiz. Ve bence bu iş için sen en uygun adamsın. Ne dersin? Geciktin. Havada trafik mi vardı? Sen şimdi gelmemi istedin. Beyaz peynir, zeytin ezmesi, domates. En sevdiğimden. Görüşmem kötü geçti diyeceğim. Sen zaten biri olacaksın. Ne yapacağız seninle biz? Ne konuşacağız? He Arıza? Madem meleksin, söyle bakalım. Ne olacak benim bu halim? Gelecekte beni neler bekliyor? Mesela yeni kitap yazacak mıyım? İstersen yazarsın. Nerede kaldı senin melekliğin? Bana bunu Deniz de söylerdi. Ben senin yolunu belirleyemem. Sen kendi kaderini kendin belirlersin. Ne işe yarıyorsunuz o zaman siz? Hani yardım etmek için vardınız? Önce bu yardımı senin yürekten istemen gerekiyor. Sonra da bunun için çabalaman. Siz biz istemeden hiç yardım etmiyor musunuz? Tek bir koşulda. Vaktinden önce ölümcül bir tehlike söz konusu olduğu zaman. Ancak o zaman sizin hayatınıza müdahale edip işinize karışabiliyoruz. Deniz yanılıyor. Avizeyi kıran senin kiloların değildi. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil Hakan. Hayatınıza giren herkesin size öğreteceği bir şeyler var. Ya da açacağı bir kapı. Keşke söylediklerin gerçek olsa. Hayat ne kadar kolay olurdu. Hem ben nereden bileceğim meleklerin bana yol gösterdiğini? Size işaretler gönderiyoruz. Renklerle, sayılarla, bazen havada uçuşup yere konan bir tüyle. Hatta çevrenizdeki insanlarla. Ama dinlemiyorsunuz. Nasıl yani? Mesela o gün ev sahibi geldiği zaman seninle tavla oynamak istedi ama sen apar topar gönderdin. Sonra alt kattaki yaşlı kadın.
Senden ampulünü değiştirmeni istedi ama sen durmadın. Sonra sokakta kör bir adama çarptın. Tam paralarını topluyordun ki... Otobüsüm geldi, hemen koştum. Eğer öyle olmasaydı? Levent bebeğini birlikte görmeyecektim. Ve kendini binadan aşağıya atmayacaktın. Belki de onları görmem gerekiyordu. Onları zaten görecektin. Zaten bunları öğrenecektin. Ama belki kendini daha iyi hissettiğim zaman da, daha mutlu olduğum zaman... ...o zaman sen de böyle deprem yaratmayacaktın. Evrenin mükemmel bir ritmi var.